Bugün 20 Aralık Pazar birlikteyiz. Gazetelere bakacağız, haberlere bakacağız. Türkiye'de, dünyada neler olduğuna, olup bittiğine bakacağız. Yine dün bağlantımızı yapamadık yoğun akış nedeniyle. Recai Aksu Avrupa'dan bize neler olup bittiğini anlatacak. İsmail Saymaz ikinci bölümde bizimle birlikte olacak. İsmail Saymaz bugün gene Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasında güzel bir haberle gene sayfanın yarıdan fazlasını işgal etmiş. Suç örgütünün çizgi romanını ele geçirmiş. Onu konuşacağız. Onun üzerine de daha pek çok şey konuşacağız. Türkiye üzerine İsmail Saymaz'la birlikte başarılı gazeteci İsmail Saymaz. Bu arada İsmail Saymaz gazetenin manşetinde say say bitmez diyor. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde ironik bir manşet olmuş. Say say bitmez diyoruz gazete. Hemen altında da İsmail Saymaz saymaya başlıyor. Evet, Sayıştay 2019 yılı belediye denetim raporlarını yayınladı. Kadroların nasıl doldurulduğu, paraların nasıl savrulduğu tek tek anlatıldı. Bakın AKP dönemiyle ilgili. İşte öne çıkanlar. Ki bu sadece Sözcü Gazetesi'nde de değil, Bir Gün Gazetesi'nde böyle bir şey yapmış. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti de kuru ekmek hariç her şeyi yemişler diyor. Bir Gün Gazetesi kuru ekmek hariç her şeyi yemişler diyor. Sayıştay'ın açıkladıktan sonra bir süre sonra internet sitesinden kaldırılan denetim raporları AKP iktidarının elindeki belediyelerin rant, kayırma, vurgun ve usulsüzlüklerini ortaya koydu diyor. Öyle şeyler olmuş ki, gerçi iki gazetede benzer haberler var ama Bir Gün'den başlayalım, gene Sözcü'den tamamlayalım. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti. Yani o kadar çok ki. Kuru ekmek hariç, başlık çok güzel. Hani kuru ekmek tartışması vardı ya, insanlar kuru ekmeğe muhtaç oldular diye. Ne demişti Denizli milletvekili? Kuru ekmek varsa demek ki doyuyorlar, yiyorlar demişti. Yani buna vurdum duymazlık mı diyelim, küstahlık mı diyelim, boş boğazlık mı diyelim. Yani ne desek karşılığını bulamayacak bir şey. O yüzden Sayıştay'ın açıklandıktan sonra internet sitesinden kaldırılan denetim raporları AKP iktidarının elindeki belediyelerin söyledik az önce rant, kayırma ve vurgun. Ordu'dan bir örnek var. Ordu'dan ilk örnek. Özel Kalem Müdürlüğü atamalar memuriyet Özel Kalem Müdürlüğü'ne atamalar memuriyete sınavsız girişin yolu haline getirildi. Yani sınav falan yok. Oradan bir atlama tahtası yapıyorlar. 5 yılda müdürlük kadrosuna 9 farklı kişi atandı. Yani nasıl buluyorlar biliyor musunuz? Görüyorsunuz. Nasıl bir yol buluyorlar? Özel Kalem Müdürlüğü'ne atamalar memuriyete sınavsız girişin yolu haline getiriliyor. 5 yılda müdürlük kadrosuna 9 farklı kişi atanıyor. Çünkü o gelen hemen bir başka yere atamasını yaptırıyor. Sonra onun yerine birini alıyorlar. Sonra onu oradan başka bir yere atıyorlar. Yani böyle bir sistematik bir şey kurmuşlar kendilerine göre. Bürokraside yeni bir yöntem. Kayseri Belediye sınavsız atamalar yapıldı. Kurumlara meclis kararı olmaksızın araç verildi. Asfalt kaplama için firmaya 9.1 milyon liralık fark ödendi. Bu milyon, milyar meselesi, hatta dolar, Türk lirası meselesi o kadar karmaşık bir hale geldi ki çok kaotik bir durum var o konuda. Biz bazen karıştırıyoruz. Yani milyonla milyarı karıştırdığımız oluyor. Efendim dolarla Türk lirasını karıştırdığımız oluyor. O kadar farklı paralar kullanılıyor, o kadar farklı şeyler oluyor ki o yüzden bazen böyle dilimi sürçüyor. Dolarla dediğim gibi lirayı milyonla milyarı karıştırıyoruz. Düzce'ye geçiyor. Düzce'de ne yapmışlar? Milyonluk araç kiralama oyunu. O kadar bir şey olmuş ki bir fotoğraf yollamıştım arkadaşlar. Bir Gün Gazetesi'nin orta sayfası tam sayfa. Tam sayfa buna ayrılmış. Düzce'ye gelmiştik. Düzce'de milyonluk araç kiralama oyunu. 1,5 milyon liraya kiralanan 83 aracın bir bölümü ihalenin hemen ardından farklı araçlarla değiştirilmiş. Yani görünürde daha pahalı, daha iyi araçlar üzerinden anlaşma yapılmış. Gelene bunlar demişler. Ha, arabalar iyi. Demek ki bu para verilmiş, değer demişler. Fakat sonra bir süre sonra o arabalar değiştirilmiş. Tabii buralarda önemli olan
kimin ihaleye girdiği, kimin bu arabaları getirdiği, kimin değiştirdiği. Yani bu bir yabancının yapması mümkün değil. Samsun'da kiraya verilen 1203 iş yerinden 1028'i çalışma ruhsatı olmadan faaliyet yürüttü. İşçilerin hak edilmiş izinlerinin %45.6'sı kullandırılmadı. Denizli'de 185 bin Türk liraya, modellik ve oyunculuk hizmeti alındı. 1 milyon liralık iftar yemeği ve lokma şerbetiyle 2.7 milyon liralık pide ve ayran dağıtımı yapıldı. Milyonlar pide ve ayran dağıtıyorsunuz. 2.2 milyon 700 bin liralık ayran. Nasıl bir ayran ya Rab? Nasıl bir ayran? Neden yapılıyor bu ayran? 1 milyon liralık iftar yemeği. 1 milyon liralık iftar yemeği ve lokma şerbetiyle. Lokma şerbeti. Bu şey ilginç. 185 bin lira modellik ve oyunculuk hizmeti. Ne demekse modellik ve oyunculuk hizmeti. Konya'da futbol, basketbol, güreş, masa tenisi, handbol, bokke, judo, karate gibi spor dallarında lisansı ve sertifikası olmayan antrenörler çalıştırıldı. Atamışlar, kadro vermişler. Boş kalmasın demişler kadrolar. Kadroları dolduralım. Adam judodan anlamıyor. Adam hayatında futbol maçı seyretmemiş. Olsun. Ne olacak? Zaten parasını vereceğiz sadece. Ona da ihtiyacımız yok. Balıkesir. Ağırlama faaliyetleri kapsamındaki mal alımlarında 4 milyon 795 bin lira. Bakın 4 milyon 795 bin lira. Hizmet alımlarında ise 3 milyon 420 bin lira harcandı. Ağırlama faaliyetlerine bakın. 4 milyon 795 bin liralık ağırlama faaliyeti. Misafir ne yemekte ağırlıyorsunuz, otel parasını mı veriyorsunuz, o bu falan. 4,5 milyon lira nereden? 4, daha da fazla. 4 milyon 795 bin lira. Devlet malı deniz. Tam yani başka bir izahı yok. Efendim rezidansları, kafeleri kullanmışlar. AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen hukuksuz uygulamalar da tek tek sıralandı. Engelliler için tahsis edilen yere kafe yapıldı. Adrese teslim ihale verildi. Bazı kişi ve şirketler 2019 yılına kadar belediyeye ait olan ve aralarında terk edilmiş rezidanslar, otoparklar, büfeler, kafe ve restoranların da yer aldığı taşınmazları ücret ödemeden kullanmışlar. Kimlere kullandırttılar? Tabii partililere kullandırttılar. Size verecek halleri yok ya. Efendim, Tarık Şengül diyor ki, Sayıştay raporlarında raporlar standart değil, vurgun tam anlaşılmıyor. Yani gene tam ortaya çıkmıyor her şey diyor. Sayıştay raporlarında detay düzeyi açısından farklılıklar var. Bazı belediyelerdeki yanlış uygulamaların ne tür mali büyüklüğe karşılık geldiğini görmek mümkün olmuyor diyor. Yani var daha da onu bilemiyoruz artık diyor. Ve düşünebiliyor musunuz? Bu Sayıştay raporları açıklandıktan kısa süre sonra internet sitesinden kaldırılıyor. Sayıştay'ın görevi nedir? Devletin girdisini çıktısını harcamalarını kontrol eden, denetleyen kurumdur. Danıştay nedir? Devletin idari işlerinde yapılan hataları, yanlışlıkları düzelten, onları normale yani yasal hale dönüştürmek için çaba harcayan kurumdur. Yargıtay, yargıdaki ihtilafları çözmek için, yani mahkemelerin verdiği kararlara itirazları değerlendiren bir mercidir. Anayasa Mahkemesi en üst. Bunların hiçbirinin kararlarının kale alınmadığını Türkiye'de gördük. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorum da saygı da duymuyorum diyen bir başbakan vardı. Daha sonra Cumhurbaşkanı oldu. Seydişehir Alüminyum Tesisi'nin satışlarında kamu zararı var dendi. Daha sonra Balıkesir Seka Fabrikası'nda da gene kamu zararı var dendi. Kararı uygulamadılar. 5 sene, 6 sene, 7 sene hatta uygulamadılar. Sonra bir torba yasa çıkardılar. Dediler ki 5 yıl uygulanmayan mahkeme kararları Bakanlar Kurulu kararıyla yok sayılır. Peki niye uygulamadınız o kadar süre içinde? Niye o kararlar uygulanmadı?
ve geçerli hale getirildi Bakanlar Kurulu kararıyla. Bakanlar Kurulu mahkeme midir? Yargı mıdır? Bu ülkenin Danıştay'ı, Yargıtay'ı, Sayıştay'ı var. Sayıştay raporlarıyla ilgili bugüne kadar hiç bir soruşturma açıldığını AKP döneminde gördünüz mü? Hatta ve hatta işte bu internet sitesinde paylaşılanları bile kısa sürede ne yaptınız deyip kaldırıyorlar. Bir şey Türkiye'de en önemli şeylerden bir tanesi, biraz zevahire dokunduğunuz zaman erişim yasağı, yayın yasağı. Niye kimse duymayacak? Neyi halının altına mı süpürüyorsunuz? Neyi saklıyorsunuz insanlardan? Aynı haber dediğim gibi Sözcü Gazetesi'nde de var. Sözcü Gazetesi'nin manşeti de aynı şekilde. Sözcü Gazetesi, belediyelerle ilgili usulsüzlük raporları böyle dedirtti. Say say bitmez. Say say bitmez. 2019 yılı belediye denetim raporlarını yayınladı Sayıştay. Kadroların nasıl doldurulduğu, paraların nasıl savrulduğu tek tek anlatıldı. Tek tek anlatıldı diyor. Ordu Belediyesi gene aynı şekilde bir yılda 13.9'du. 13. Ha, değişti. Bir yılda 13 özel kalem müdürü değişti. Bu yolla 8 kişi sınava girmeden başka kurumlara memur olarak atandı. Demek ki özel kalem müdürü atanmasında bir kolaylık var ki bunu bir sıçrama tahtası haline getirmişler belediyede. Önce özel kaleme alalım arkadaşı, merak etmeyin. Ondan sonra kısa sürede hallederiz. Nereye hallederiz? Ona uygun bir yer buluruz. İyi maaşla göndeririz. Kayseri Belediyesi'nde 51 usulsüzlük saptanıyor. 51. 43 personel sınavsız, müfettiş, zabıta, itfaiyeci yapılıyor. 41 personel, 43 personel. Hiç sınav mınav yok. Kocaeli Belediyesi metro ihale sözleşmesine yurt dışı gezisi ve araç temini maddesi de eklendi. 5 gün Berlin'de gezdiler. Yani söyleyecek bir şey bulamıyor insan. Neyse. Rize Belediyesi 6 kişi önce başkan yardımcısı yapıldı, sonra da sınavsız şekilde şube müdürlüğü görevine getirildi. Başkan yardımcılığından sınava girmeden nasıl bir atama yapılabiliyorsa. Bursa Belediyesi temsil için az önce söyledik 24 milyon lira harcamış. Temsil nasıl bir temsil ya? Bir temsil 24 milyon lira. İstanbul Belediyesi sıfırla 4 yaş arası çocuk sahibi 100 bin anneye ücretsiz toplu ulaşım kartı verilmesi mevzuata aykırı bulundu. Tabii 100 bin anneye, tabii bu amaçla hazırlanıyor, veriliyor ama bu amaçla mı kullanılıyor? Burada önemli olan bu. Yani çünkü bakıyoruz gördüğünüz bütün işlemlerde işi kitabına uydurma meselesi var. İşi kitabına uydurma. Mevzuat neye kolaylık sağlıyor? Onu kullanırız ama o şekilde, gerçekten amaçladığı şekilde kullanmak mecburiyetinde de değiliz. Alırız, özel kaleme işe alırız. İşte 2 ay orada çalışsın, 3. ay daha iyi maaşlı, daha başka bir yere atarmasını yaparız. Sistem bu. Kurulmuş bu sistem. Bakın gazetelerde Sayıştay, iyi ki Sayıştay var. Ha, Sayıştay'ın raporları ciddiye alınmasa bile hükümet tarafından, soruşturulmasa da onlar tarafından, İşlem yapılmasa da bugüne kadar Sayıştay raporlarıyla hangi belediye hakkında, hangi kamu kurumu hakkında işlem yapıldığını gördünüz mü? Ama şimdi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde rastladıkları anda, bakın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara gelen bağışlarla aşevi vardı, yemek veriyordu. Paralarına el kondu. İzmir'de, İstanbul'da paralara el kondu. Peki AKP'li belediyeler yaptığı zaman bunların niye bu uygulamalar yapılmadı? Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Ve belediyeleri çalıştırmamak için özel bir çaba harcanıyor. Bakın Çamlıca'ya metro belediye yapmadı diye bakanlık metroyu yapmaya karar verdi. Yani 60 bin kişilik cami yaptılar, yolu yoktu. Metro yaparız o zaman dediler. Metroyu yapacaklar. Belediye yapmayınca bakanlık yapacak dediler ama belediyenin gerçekten ihtiyaç duyulan yerlerde yapacakları metro inşaatları için yurt dışından yaptıkları borçlanmayı askıya aldılar, kabul etmediler. Hazine kabul etmedi, bekletiyor. Askıya aldı. Niye? Acaba Çamlıca Camii'nin metrosunu da bu paketin içine koymadıkları için mi? Peki acil bir ihtiyaç mıdır Çamlıca Camii'nin metrosu?
Cemaat taşıyacak. Cami mi yok aşağıda? Her yerde cami dolu İstanbul'da. Evet, bir de mahkeme Adnan Oktar davası için resimli roman hazırlatmış. Çok ilginç. Orada resimlerle, çizilmiş resimlerle Adnan Hoca'nın istismarları, şunları, bunları, her şeyi anlatılıyor. Suç örgütünün çizgi romanı diyor İsmail Saymaz. Adnan Oktar'ın da aralarında olduğu 236 sanığı yargılayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi bugüne kadar görmeye alışık olmadığımız bir uygulamaya imza attı. Mahkeme mağdur ifadeleri, ses kayıtları ve teknik takip verileri ışığında Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün Cinsel İstismar Sistemi isimli çizgi roman hazırlattı. Kitapçıkta örgütün kızları nasıl tuzağa düşürdüğü baştan sona anlatılıyor. Çizerinin ismi gizli tutulan kitapçığın masrafını ise mahkeme karşıladı. İlginç bir yöntem. İlginç bir yöntem. Örnekler de var. Bunların hepsinin nasıl olduğunu İsmail Saymaz ikinci bölümde bize anlatacak. Size de anlatacak. Hepimiz ilgiyle dinleyeceğiz İsmail Saymaz'ın anlattıklarını. Çok çok ilginç bir hikaye. Belki bugüne kadar pek örneği görülmemiş bir olay. Hani bazen temsil resim falan anlaşılır da böyle bir olayın hani tecavüzün, istismarın çizgi romanı nasıl oluyor? Onu da mahkemede ikinci bölümde sizlerle birlikte göreceğiz. Tabii bir de Hamza Yerlikaya olayı var. Hamza Yerlikaya. Yani Hamza Yerlikaya, yani insan üzülüyor. Bizi onurlandıran, asrın pehlivanı, asrın güreşçisi olarak bilinen. Niye siyasete malzeme yaptınız? Niye bu insanı harcadınız? Niye? Bütün bunları acaba Hamza mı akıl etti? Yazık, yazık, yazık. Ve bak bu çok berbat bir durum. Berbat bir durum. Bir dünya şampiyonuna, bir Avrupa şampiyonuna yapılacak şey değil. Olimpiyat şampiyonu yapılacak şey değil. Diplomasının sahte olduğu, lise diplomasının sahte olduğu, ortaokul diploması olduğu haberleri var. Necati Doğru da bugün onu yazmış. Sanıyorum Karar Gazetesi'nde de onunla ilgili bir haber var. Karar Gazetesi'nin manşetinde daha ne olması lazım diyor. Baş danışmanlık, bakan yardımcılığı, banka yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapan Hamza Yerlikaya, lise diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla tespit edilmesine rağmen hiçbir şey olmamış gibi görevine devam ediyor. Türkiye'yi ayağa kaldırması gereken skandal karşısında ne istifa, ne açıklama, ne de özür geldi. Bakın o şeyin içinde herkes istediği gibi istifa edemez. AKP'de öyle bir şey yok. Affedilirler. Affedilirler. Affedilmediğine göre hatırlarsın Süleyman Soylu da istifa etmişti. Edemedi. Ettirmediler. Ve görevine devam ediyor. Çünkü onunla işleri bitmedi henüz. Damat olunca istifa da olmaz, görevden almak da olmaz. Affını ister, onlar da affederler. Demek ki Hamza Yerlikaya affını istememiş. Bu durumda öyle görünüyor. Ama dediğim gibi gerçekten burada suçlu olan Hamza Yerlikaya mı? Ona ya sen aldırma bunlar böyle olur diye birileri mi kabul ettirdiler? Yani gerçekten de ben bu şampiyondan yana olmak istiyorum. Nasıl bu hale düşürüldüğünü bilmek istiyorum, anlamak istiyorum. Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına atanması tartışma yaratan asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya, lise diplomasının sahte olduğu konuya ilişkin açılan davada Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği hükümle belirlendi. Mahkemenin kararında Hamza Yerlikaya'nın sahte diplomayı bilerek kullandığına dikkat çekildi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Çok yazık. Dün çok ilginç Murat Muratoğlu'nun yazısı vardı. Diploması yok, 4 tane işi var diyor Murat Muratoğlu. Bir başkasının 4 tane diploması var, işi yok. Gerçekten yani vahim bir durum bu. Diploması yok, 4 tane işi var. 4 diploması var, işi yok. Bu memleket böyle ve bu hale getirildi. Necati Doğru da bundan bahsediyor. Nerede ihtiyaç doğdu da sen yaşa yaşa çok yaşa her bankaya bir Hamza diye başlık
yazıyorsun diye soracağınızı tahmin etmekteyim. Yaşa yaşa çok yaşa her bankaya bir Hamza demiş Necati Doğru. Biz bunu yaşadık. 25 yıl öncesiydi. Darbe olmuş. Kenan Evren Cumhurbaşkanı seçilmişti. Ben o yıllarda Hürriyet Gazetesi'nin ekonomi servis müdürüydüm ve ekonomi sayfasını yönetiyordum. Haberler geliyordu. Devlet Bankası Ziraat'e emekli general atandı. Devlet Bankası Emlak'a emekli korgan general atandı. Devlet Bankası Vakıf'a emekli amiral atandı. Sadece bir devlet bankaları değil, özel sektör bankalarının da yönetim kuruluna iktidar partisinden milletvekilliği yapmış eski milletvekilliğiyle emekli paşalar göreve getirdi. O yılların şartlarında da maaşlar iyiydi. Emekli paşalar yüksek eğitimli, orduda görev almışlar, başarılı insanlardı diyor. İşte geliyorsunuz, bugüne geliyorsunuz. O günleri anlatırken aklımda yanlış kalmadıysa ekonomi servisinin Vahap Bunyar ile Celal Pir tüm banka yönetim kurulu üyeleri listesini buldular. Yönetim kurulunda tek görev almış emekli paşaları tek tek işleyip haberi yazdık. Başlığı şuydu: yaşa yaşa çok yaşa her bankaya bir paşa. Ve Ege Cansen de o zaman Hürriyet'teydi. O yıllarda Hürriyet'te ekonomi yazarlığı yapan Ege Cansen de haftalık yazısını bu konuya ayırdı ve yazısının başlığını şöyle koydu: az yaşa çok yaşa her banka ister iki paşa. Bakın böyle dönemlerde oluyor. İşte 12 Eylül darbesinden sonra, 12 Eylül darbesi. Eskiden de bazı generaller, paşalar, büyük şirketlerde, bu özel sektörde de olurdu. Yönetim kurulu üyeliklerine falan atanırlardı. Bunlara arpalık denirdi. Özellikle kamudaki atamalara özel sektör istediği yere getirir. O ayrı mesele. Ama devletin yönetim kurulu üyeliklerine getirildiği zaman, o zaman bunlara arpalık denirdi. Arpalık. Şimdi burada da kamu bankaları arpalık olarak kullanılıyor siyasi iktidar tarafından. Niye? Partililere milletvekilliği bitmiş, işte yalnız kendisi işine yarayan, sevdiği, tanıdığı kimse artık neyse, onlar kendilerine göre kategorize ediyorlar o kişileri. Onları görevlere getiriyorlar. Nereye getiriyorlar? İş Bankası Yönetim Kurulu'nda mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen yönetim kurulu üyelikleri var. Bu Atatürk'ün vasiyetiyle ilgili bir şey. Zaten o vasiyetten biliyorsunuz Türk Dil Kurumu'na ve Türk Tarih Kurumu'na verilmesi gereken paralarında, veri paylarında verilmediği söyleniyor. Onu da kullanmışlar. Bakın, Türkiye İş Bankası'na Atatürk'ün vasiyeti olarak Türk Dil Kurumu'na ve Türk Tarih Kurumu'na verilmesi gereken paylar verilmemiş. Öyle bir haber okudum gazetelerde. Sonradan verilip verilmediğini de bilmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri de onu kontrol etsin diye koymuşlar. Ama burada bu arpalıklar başka bir şey. Kayırmacılık deyin ya da ne bileyim işte bize hizmeti dokunmuştu, bir ödül deyin, mükafat deyin. Ne derseniz deyin. Arpalık. Ve bu devam ediyor. İşte bu şampiyonu da bu arpalıklardan istifade ettirmişler, yararlandırmışlar. Ama sonuçta olay gelmiş nereye gelmiş? Necati Doğru'nun yazdığı çok doğru. Hem kayırma var hem sahtelik. Aynı örtünün altında diyor, bu düzen çürüdü diyor yazısının sonunda Necati Doğru. Gelinen nokta bu. O zaman hani liyakat? Bakın Türkiye'nin şeyleri var, diplomatları vardı. Türk dış politikası çok güçlüydü o yıllarda. Ama ne oldu? Onlara monşer dediler, aşağıladılar. İtibar cellatlığı yaptılar. Hiç hak etmedikleri halde o insanlar itibarıyla oynadılar. Sonra ne oldular? Eşi dostu, partiliği, onu bunu, hatta 15 Temmuz darbesinin elebaşılarından denen Mehmet Dişli'nin abi Lahey'e büyükelçi atadılar. Yani o kadar artık, yani o kadar. Hangi liyakatla diyeceksiniz? Her atamada, her büyükelçi, her diplomat atamalarında, Malezya'dakilere bakın, işte Afrika'da atanan pek çok büyükelçiye bakın. Kim? Hangi deneyimle? Hangi liyakatla? Çünkü bunun eğitimini alıyorlar mülkiyede. Eğitimini alıyorlar. Ama bunun hiç önemi yok. Dil bilmeyen insanları basın ateşesi olarak atamışlardı. Bülent Arıç o zaman sorumluydu. Ne demişlerdi? Efendim gönderdik ama kursa gidip İngilizcesini ilerletecek. Ya bu kadar da pişkinlik oldu yani.
Bu kadar da pişkinlik oldu. Evet, say say bitmez diyor. Tekrar gazetelere geçiyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'ne geliyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nde düşmesin. Ayşe teyzenin filesi artık boş. Biliyorsunuz bu Ayşe teyzenin filesi bir semboldür. Önemli bir semboldür Ayşe teyzenin filesi. Doldu mu, boş mu, kaça doldurdu Ayşe teyze filesini? Ama Cumhuriyet diyor ki artık Ayşe teyzenin filesi boş diyor, boş. Bırakın doldurmayı, kaça doldurduğunu falan. Doldurmanın ötesinde birkaç parça ürün almaktan başka bir işe yaramaz oldu. Emekli maaşları, asgari ücretler, şunlar bunlar. Bin ağa işittik. Ülkede mevcut ekonomik kriz salgınla daha da derinleşince fiyatlar uçtu. Esnafın satışı %80 düştü. Yurttaş çarşı pazarı gezen Cumhuriyet ekibine dert yandı. 1 kilo portakal 10, biber 16 lira. Geçen yıl 13 lira olan kuru fasulye 20 liradan satılıyor. Kuru fasulye bakın. Geleneksel gıdalarımız, kuru fasulye ithal geliyor. İthal geliyor. Bu Türkiye'nin ayıbıdır. Bu AKP iktidarının ayıbıdır. Tarım politikalarının ayıbıdır. Paramız varken alırız diyen Tarım Bakanı'nın ayıbıdır. Paramız varken alırız demek vurdum duymazlıktır. Aymazlıktır. Bakın, tane ile meyve. Pazarda konuştuğumuz yurttaşlar artık tane ile meyve alabildiklerini anlatıyor. Elindeki poşeti gösteren bir yurttaş, daha yemeklik doğru düzgün bir şey alamadım 65 lira tuttu diyor. İnsanlar 70 liraya girdiği pazardan şimdi 100 lira, 150 liradan aşağı çıkılmadığını düşünüyor. Peki enflasyon hesabı kaç lan? Kaç? TÜİK'in açıkladığı, Türkiye İstatistik Kurumu hangi rakamları açıklıyor? İşte %14'ler civarında dolaşıyor. Ama bugün tekrar onu söyleyeceğiz. Ama devlet alacağında %21.8 esas alıyor. Ama gerçek enflasyon kaç? Bütçe konuşmalarında %40 diyenler oldu. %40 yıllık %40 enflasyon diyen milletvekilleri vardı. Onlar da bir takım araştırmaların sonuçlarını orada paylaşıyorlar. %40. Hayatın içindeki enflasyon. Yüz yüze olduğumuz enflasyon. Peki bunlar nasıl oluşuyor? Borçla oluşuyor. Arkadaşlar, bir şeyimiz vardı. İsterseniz onu bir gösterelim. Nasıl borçlanıyoruz? Faiz diye bir klasörümüz var arkadaşlar. Açabilir miyiz faiz klasörünü? Bakın nasıl borçlanılıyor. Neden bu fiyatlar artıyor? Niye bu hale geliyor? Niye bu kadar ödeniyor? Bakın devlet vergi topluyor değil mi? Ne kadar vergi alıyor vatandaştan? Vergiyi alıyor. Sonra ne oluyor bu vergi? Buraya da verebilir miyiz arkadaşlar onu? Toplanan vergi 220 milyar lira. Ödenen faiz 180 milyar lira. Toplanan vergi 220 milyar lira. Ödenen faiz devletin ödediği faiz 180 milyar lira. Evet geçelim arkadaşlar. 180 milyar lira ne demek biliyor musunuz? 180 milyar lira. 180 yılda 180 milyar lira faiz. Geçelim arkadaşlar. Bu günde ne kadar ediyor? Günde 493 milyon lira faiz ödüyoruz. Günde 493 milyon lira faiz ödüyoruz. Yani devlet ödüyor. Yani bugün işte 493 milyon lira faiz ödenecek. İşliyor bu. Üşleyemezseniz katlayarak gidiyor, katlanarak gidiyor. Devam edelim arkadaşlar, bir tane daha atlayalım. Saatte 20 milyon lira faiz. Saatte 20 milyon lira faiz. Şu anda saat kaç? 10.30'a geliyor. 10'da başladık programa. 10 milyon lira faiz işledi. 10 milyon lira faiz ödenmesi gerekiyor. Şu kadar süre için programın başından bugüne kadar devletin 10 milyon lira faiz ödemesi gerekiyor. Rakamlara bakın. Ondan sonra Ayşe teyzenin filesi dolmaz. Nasıl dolsun? Bakın nerelere gidiyor paralar? Başka nereye gidiyor paralar? Arkadaşlar bir klasörümüz daha var orada. Onu da bir açalım. Başka nerelere gidiyor? Yap işlet öde diye bir klasörümüz var. Bir de onu açalım arkadaşlar. Geçen sene ne kadar ödeme yapılmış yap işlet devletlere? Selin Sayek Böke bütçe konuşmasında açıkladı. Yap işlet devlet projelerine 2020 yılında 83 milyar 700 milyon lira. Bu 10 milyar dolar karşılığı. 83 milyar 700 milyon lira ödendi. Ödendi. Çünkü bu parayı geciktiremezsiniz. Tahkim dedi ki artık hepiniz biliyorsunuz Londra mahkemelerinin garantisinde bu.
Ödenmezse devlet, Londra mahkemeleri devlete o bir dakika müteahhitlerin borçlarını ödeyin der. Ödenmiş, nakit gitmiş bu paralar. Hatırlıyorsunuz gazeteler yazıyor her ayın başında. Efendim bu ay garanti bedelleri olarak şu olarak köprüler için şu kadar, tüneller için şu kadar, hastaneler için bu kadar devletten para ödendi diye. Yap işlet devlet projelerine 2020 yılında 83 milyar 700 milyon lira para ödendi. Ve bu da dediğimiz gibi 10 milyar karşılığı. Şu fotoğrafta gördüğünüz 3 tane köprünün maliyeti 6-7 milyar. Bakın. Dolar. 10 milyar dolara ödemiş devlet. 10 milyar dolara bu köprülerin hepsini yapardı. Üstüne Marmara'yı da yapardı. Üstüne Avrasya Tüneli'ni de yapardı. 10 milyar dolara. 1.2 milyar dolar Osman Gazi Köprüsü'nün ihale bedeli. Bakan söyledi. 2 milyar dolara yakın Çanakkale Köprüsü. 3 milyar dolar da 3. köprü. Toplayın hepsini. 1.2 milyar dolar civarı Avrasya Tüneli. Yapın hesabı. 10 milyar doları bir yılda müteahhite veren devlet bunların hepsini şu parayla yapabilirdi. Ama bu sadece bu yıl ödenen para. Onlarca yıl ödenecek bu para. 17 yıl ödenecek, 20 yıl ödenecek, 15 yıldan aşağı ödemesi olan yatırım yok. Sonra bakın, yani hiç sıkılmadan gazetenin manşetine bakın. Sabah gazetesi, Türkiye'ye yakıştı. Dünya çapında dev projelerden biri daha hizmete girdi diyor Cumhurbaşkanı. Dün açılışını yaptı. O sayfayı da getirelim arkadaşlar, Sabah gazetesini. Dünya çapında dev projelerden biri daha hizmete girdi. Avrupa'yı Asya'ya bağlayan koridorun en önemli parçası Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışını Başbakan Erdoğan yaptı. 599 menfez, 96 geçit, 8 tünel, 73 üst geçit, 143 köprü, 30 viyadük, 398.4 kilometre toplam uzunluk. Otoyolların çoğu boş. Boş. Çıkın, trafik yok o otoyollarda. Çıkın otun. Bakın bir defa, geçin şöyle. Zorlamasalar 3. köprüden kimse geçmez. Efendim Türkiye'ye yakıştı. Ama o para yakışmadı. Harcanan paralar yakışmadı. Buraya gitti paralar işte. Bakın 83 milyar 700 milyon lira buralara gitti. Fabrika niye açmış? Bir fabrika yakışsın. Türkiye'ye fabrikalar yakışır. Niye onları yapmıyorsunuz? Niye üretim yok? Bunu sormadınız mı? Seçimlerde soracaksınız bunu. Niye bir tane fabrika yapmadınız doğru dürüst demeyecek misiniz? Diyeceksiniz elbette. Yok. İş yeri yok, fabrika yok, o yok, bu yok. Efendim köprü yaptık, yol yaptık, Türkiye'ye yakıştı. Hayır, hiç yakışmadı. Hiç yakışmadı. Müteahhitlere yakıştı. Müteahhitlere yakıştı ve müteahhitlerin arkasında kimler varsa onlara yakışmıştır. Düşünün, 10 milyar dolar, 10 milyar dolar kimlere gitti? Müteahhitlere mi gitti hepsi? Dünyada herkes, Türkiye'de de tarih boyunca bu işlerin nasıl olduğunu herkes biliyor. Benim burada çok fazla açıklama yapmama gerek yok. İma bile etmiyorum. Siz düşünün, bulun. Evet, Recai Aksu hattımızda. Almanya'da neler var, neler yok. Avrupa'ya şöyle bir göz atacağız. Sonrasında da zaten ikinci bölümde İsmail Saymaz bizimle birlikte olacak. Evet, Recai Aksu, günaydın. Günaydın sevgili Namık Koçak. Evet. Avrupa Birliği korona aşılamasını 27 Aralık'ta başlıyor. Avrupa Birliği ülkeleri 27 Aralık'tan itibaren koronavirüs aşılama çalışmalarına başlayacağını açıkladı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya'da onayın planlı alınması durumunda aşılama çalışmalarına 27 Aralık'ta başlayacağız. Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkelerde 27 Aralık'tan itibaren aşılama çalışmalarına başlamak istedi. Tabii Almanya ve diğer Amerikan Pfizer firmasının Alman ortağı BioNTech ile ortak geliştirdiği aşının Avrupa İlaç Dairesi'nden onay alması da bekleniyor bu arada, bunu da söyleyelim. Tabii üst düzey bir AB yetkilisi de yaptığı açıklamada aşının 23 Aralık'ta onaylanabileceğini söyledi. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de AB ülkelerinde yaşayan 450 milyon kişinin aşının başlamasıyla ilgili takvimi doğruladı ve 27, 28 ve 29 Aralık'ta AB çapında aşılama başlayacak dedi. Tabii tıp öğrencileri, emekli doktorlar, eczacılar,
aileler Avrupa Birliği'nin geniş çaplı aşılama kampanyasına katkıda bulunmaları için tabii bu arada göreve çağrıldığını da belirtelim. Tabii kış uzun sürecek yani Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın öncelikle korumaya en çok ihtiyaç duyduğu koruma sunacağız. En zayıfları korumak aşı kampanyamızın ilk hedefi budur diye konuştu. Tabii Bakan Spahn yani bizdeki gibi biraz değil. Almanya'da örneğin Robert Koch Enstitüsü'ne bağlı daimi aşı komisyonunun önerileri doğrultusunda yaptıklarını söyledi. Yani bilim adamlarına inanıyoruz biz dedi. İlk aşamada huzurevi sakinleri, 80 yaş üstü kimseler, tıbbi merkezlerde çalışan, virüs kapma olasılığı yüksek olan personel, yaşlı bakım merkezlerinde çalışan bakım personeli ve huzurevi ile kişisel iletişim çalışanlar aşılanacak. Tabii bu arada Çin'in Kamu Sağlığı Kurumu, Swiss Media, Pfizer, BioNTech ortaklığında geliştirilen COVID-19 aşısına onay verdiğini açıkladı. Swiss Medic'ten yapılan açıklamada Pfizer, BioNTech'in geliştirdiği aşının yapılan testler sonucu güvenli olduğu sonucuna varıldı ve olası risk faktörünün aşının yararına oranla çok düşük olduğunu belirtti. Evet, İtalya'da Noel ve yılbaşı döneminde genel kapama tedbirleri uygulanacak. İtalya'da Noel ve yılbaşı döneminde koronavirüs vaka ve ölümlerinin artması endişesiyle tatil günlerinde genel kapama tedbirleri uygulanması kararı alındı. Başbakan Giuseppe Conte açıklanan Noel kararnamesi 21 Aralık 6 Ocak dönemini kapsayan bir dizi yeni tedbir içeriyor. Tabii Conte bu tedbirlerden ekonomik zarar görecek ise destek 645 milyon euroluk bir paket hazırladıklarında belirttiğini ifade edelim. Evet, tabii bu arada aşı pasaportu tartışmaları da yaşanıyor. Koronavirüse karşı geliştirilen aşılar henüz sınırlı sayıda ülkede de olsa kullanıma sokuldu. Aşı olanlara yönelik ek haklar sağlamanın mümkün olup olmadığı ise tartışma konusu. Aşıların salgın karşısında etkisini arttırmak ve ekonomilerin toparlanmasını kolaylaştırmak amacıyla gündeme gelen bu öneri bağışıklık sertifikası ya da aşı pasaportu gibi isimler altında geliştirilecek bir belgenin kullanıma sokulması tartışılıyor yani Avrupa'da. Buna göre aşı yoluyla ya da hastalığa geçirerek koronavirüs bağışıklığı kazanan ve bunu belgeleyen kişiler ek haklara sahip olabilir ya da bazı kısıtlamalardan muaf tutulabilir. Yani bu haklar arasında seyahat engellemelerine tabi tutulmamak da dile getiriliyor. Tabii aşı sertifikaları hangi alanlarda uygulanabilir tartışılıyor. Yolcu taşımacılığında United Airlines, JetBlue, Lufthansa gibi şirketler Common Pass adlı sağlık pasaportunu devreye sokmayı planlıyorlar. Hizmet sektörleri örneğin kafe, restoran, otel gibi işletmelerin aşı olan herkes açık tutulmasının ekonomiyi canlandıracağı savunuluyor. Tabii bunlar belirtilirken diğer taraftan aşı pasaportunun ya da bağışıklık sertifikasının veri güvenliği ve ayrımcılık riski taşıdığı da ifade ediliyor. Aşı herkes için erişilebilir olması gerektiği, kısıtlanan özgürlüğü kısmen geri getirebileceği, geçiş kullanılmasının özellikle hak ihlali yaratabileceği, aşının bulaştırmaya etkisi bilinmediği, eşitsizliği derinleştireceği tartışmaları da bu arada yaşandığında belirtelim. Özellikle bu aşı pasaportu ve bağışıklık sertifikasıyla ilgili. Evet, bu arada Almanya'da 963 mahkuma neonledilini erken bir tahliye gündeme geldiğinde belirtelim. Evet, Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye mesaj var. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye-AB ilişkilerine yeniden yön vermek için hala şans bulunduğunu belirterek AB tutması umuduyla Türkiye'ye elini uzatmaktadır ifadesini kullandı. Borrell şu çok açık bir AB, Türkiye ve Rusya ile ilişkilerde doğru dengeyi bulamadığı sürece kıtada istikrarı sağlayacak açıklamasını yaptı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemilerinin isimlerinin Brüksel'de her gün anılır hale geldiğini belirten Borrell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarının devam etmesinin ilişkilere kötü etki ettiğini de ifade ettiğini belirtelim. Tabii bu arada ilişkilerde sarmalın dibe doğru devamı halinde AB'nin güçlü tedbirlere başvurmak zorunda kalacağını belirten Borrell, Türkiye ile güçlü bir ilişki Avrupa Birliği'nin istikrarına büyük katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde Türkiye için de AB'den daha iyi bir ortak bulmak zordur açıklamasını yaptı. Açıkça söylemem gerekirse ya da karşılıklı çıkara dayalı bir gündeme doğru ilerleriz ya da karşılıklı yanlış anlamaların sonuçlarına katlanınız değerlendirmesinde yaptığını belirtelim Borrell'in.
Evet, tabii bu arada Türkiye ile ilgili bir rapor hazırlanacağında ilk açıklamasında yer verdi. ABD Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Mart ayına kadar Türkiye'ye karşı izlenecek yol konusunda seçenekler ve mevcut yaptırımların kapsamının genişletilmesinde yer alacağı bir rapor hazırlayacağını da belirtelim. Evet, İtalya'da en büyük tehditler anketinde Türkiye 3. sıraya yerleşti. İtalya'da yapılan ankete göre İtalyanların dünya için en büyük tehdit olarak gördüğü ilk 3 ülke arasında ilk defa Türkiye'de girdi. Uluslararası ilişkiler alanında İtalya'nın en köklü düşünce kuruluşlarından olan Uluslararası Siyasi Araştırmalar Enstitüsü ile Ipsos Araştırma Şirketi yapılan ankette İtalyanların dış politikaya bakışı incelendi. Ankete göre Türkiye son 5 yılda tehdit algısında hızla yükseldi ve ilk kez İtalyanların en büyük tehdit olarak gördüğü 3 ülke arasına girdi. Evet, bu arada Avrupa medyasında ilginç bir rapor var. Avrupalı Türkler raporu. Avrupalı Türkler en çok Merkel'i beğeniyorlar. ABD'nin etkili düşünce kuruluşlarından Amerika İlerleme Merkezi'nin yani Avrupa'daki Türk diasporası başlıklı araştırması ilginç sonuçlar ortaya koydu. Avrupa ülkelerinde yaşayan yaklaşık 5 milyon Türkiye kökenliği temsil eden bir örneklem belirlenerek yapılan araştırma kapsamında örneğin raporda Türkiye kökenliler Avrupa ülkelerinde sunulan yaşam koşullarından, eğitim ve ekonomik fırsatlarından memnuniyet duyuyor. Büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerinde genel olarak kabul gördüklerini söylüyorlar. Bununla birlikte ankete katılanlar etnik kimlikleri nedeniyle bulundukları ülkelerde zaman zaman ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını da belirtiyorlar. Tabii bu arada Türk kimliği önemli bir belirleyici unsur olduğunu ifade edelim ankete göre. Almanya'dan katılanların %77 onda eksi kendisini öncelikle Türk olarak görüyor. Sadece %2,9'u kendisini Alman olarak tanımlıyor. Ankette Türk siyasetçiler Erdoğan ve İmamoğlu da değerlendiriliyor. Raporu kaleme alan araştırmacılar Erdoğan Türkiye içinde olduğu gibi diaspora toplumunda da kutuplaşmaya yol açıyor değerlendirmesini aktarırken Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fransa ve Hollanda'da İmamoğlu'nun özellikle Erdoğan'dan da beğeni altına dikkat çekiyorlar. İş yerinde yaşadıkları ülkenin dili, evde ise Türkçe ifadeleri yer alıyor bu araştırmada. Kasım 2019, Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma bu alanda yapılan en kapsamlı akademik çalışmalar arasında yer aldığını belirtiliyor. Raporu kaleme alan Max Hoffman, Alan Makovski ve Mikhail Wendt araştırma sonuçlarıyla Türk diasporasının yaşadıkları Avrupa ülkeleri hakkında ne düşündüklerine, bilgiye hangi kaynaklardan edindiklerine, Türkiye siyasetiyle etkileşimlerine ve Avrupa Birliği hakkındaki düşüncelerine ışık tutmayı hedeflediklerini de aktardıklarını belirtelim. Sevgili Namık Koçak, bildiğin gibi Maraş katliamının 42. yılı, bununla ilgili örneğin 1978'de yaşanan ve yüzden fazla kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişinin yaralanmasına sebep olan Maraş katliamının üzerinden 42 yıl geçti. Bununla ilgili 12 Eylül darbesine yol açan olaylardan biri olarak görülen Maraş katliamı ile ilgili Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat'ın bir açıklaması var. Şöyle diyor Hüseyin Mat, Maraş katliamının 42. yılında katledilenleri andıklarını belirterek Maraş katliamını unutturmayacağız dedi. Tabii bu arada İstanbul Havaalanı'nda gözaltına alınan ve 4 saat gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılan Britanya Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil de emniyette kendisine özellikle geçen yılki konuşmasının kendisine ait olup olmadığını sorduklarını belirtiyor ve kendisinin de konuşmanın kendisine ait olduğunu söylediğini aktarıyor. Bu süreçle ilgili özellikle kendisine katkı sunan Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP milletvekillerine teşekkür ediyor ve devlet katliamla şu açıklamayı yaptı ve devlet katliamla yüzleşene kadar bu davayı sürdürmeye devam edeceğini de söylediğini de belirtelim sevgili Namık Koçak. Evet, çok teşekkürler Ece'yi. Maalesef işte yıl dönümlerinde anıyoruz, sonra hafızalarımızdan silinip gidiyor. Ama bu olayları unutmamak gerekiyor. Unutmamak gerekiyor, ders çıkartmak için unutmamak gerekiyor. Ve hala bakın Kahramanmaraş, Sivas, Çorum bunlar unutulmadı. Ve o potansiyelin hala var olması Türkiye için çok çok kötü bir şey. Çok büyük bir tehdit, Türkiye için de bir tehdit bu. O anlayış hala var. Hala işaretlemeler yapılıyor.
O yüzden Kahramanmaraş Türkiye tarihinin en karanlı dönemlerinden biriydi. Ölenleri rahmetle, katledilenleri rahmetle anıyoruz. Ama asıl üzücü tarafı bunların yargılanmaları, doğru düzgün yargılama yapılmadığı, sonuçlar alınamadığı, gerçek suçlular ceza bulmadılar. Maalesef işte bu cezasızlık bizim Avrupa ile aramızdaki sorunlardan en önemlisinden, en önemli konulardan da bir tanesi. Az önce Recai söyledi, Avrupa AKP'den daha iyi ortak bulamayacaklarını düşünüyor Avrupalılar. Bulamazlardı herhalde. Onlar nasıl bir kişi istiyorlarsa daha iyisini bulamayız diyorlar. İkincisi İtalya. İtalya Türkiye ile en iyi ilişkileri olan Avrupa Birliği ülkelerinden biriydi. Ve Türkiye'ye en son vize koyan Avrupa ülkelerinden birisiydi. İtalya üzerinden çok ilticalar olmaya başlayınca Avrupa Birliği'nin baskısıyla İtalya Türkiye'ye vize koymuştu. Ve Türkiye, İtalya şu anda Türkiye'yi en önemli tehdit olarak gördü. Üç ülkenin arasına soktu. Bakın hani nereden nereye deniyor ya, bakın nereden nereye. Yazıktır. Evet, ikinci bölümde İsmail Saymaz bizimle birlikte olacak burada. Kısa bir aradan sonra sakın bizden ayrılmayın.